40 artı 0, 40 artı 6. günler arasındayız. 41. gebelik haftasındayız. Aslında geçen hafta 9 ay 10 günü bitirmiştik. Ama tabii ki bazı anne adayları bu haftaya kadar henüz daha doğumunu gerçekleştiremedi. Şunu bilmek lazım ki 42 artı 0 haftadan itibaren artık gebelik tıbbi olarak miyat geçmesi olarak adlandırılıyor. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sizin son adet tarihinizin ilk gününü doğru olarak hatırlamanız ve bu son adet tarihinin gebeliğin ilk haftalarında yapılan bir ultrasonla teyit edilmiş olması. 42. haftanın sonunda, yani bu haftayı da aşan bir sürenin sonunda henüz doğum başlamamışsa doktorunuz doğumu gerçekleştirmek için size bazı önerilerde bulunacaktır. Tıbbi inceleme ve önceki ultrason incelemenizin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi sonrasında gebeliğin gerçekten 42. haftaya girdiği belirlendiğinde, yani bu haftanın bitiminden sonra doğum artık gerçekleştirilmelidir. Normal doğuma engel teşkil edecek bir durum saptanmamışsa, böyle bir durum yoksa doğum eylemi suni sancıyla başlatılmaya çalışılır. Eğer normal doğuma engel teşkil edecek bir durum söz konusuysa, çatı darlığı, bebeğin duruş bozukluğu, amniyo sıvısının ileri derecede azalması gibi doğum sezaryen ile gerçekleştirilir. Miyat geçmesi tanımı doktordan doktora, hastaneden hastaneye, ülkeden ülkeye değişebilir. Bazı doktorlar 40 artı 0 tarihine, tabii ki son adet tarihinin doğru olduğu teyit edilmesi koşuluyla doğumun kendiliğinden gerçekleşmesi için üst sınır olarak kabul ederlerken, bazı doktorlar 42 artı 0'a kadar bekleyebilirler. Doktorunuz size bu haftanın sonunda dahi beklemeyi önermişse ve bebeğinizin amniyon sıvısı yeterli, NST incelemesi normalse beklemenizde herhangi bir sakınca yoktur. Yıllarca önce 43 artı 0'a kadar beklenirdi. Ama günümüzde bu kadar uzun süre doğumun kendiliğinden gerçekleşmesinin beklendiği durumlar oldukça ender hale gelmiştir. Miyat geçmesi, daha doğrusu miyat geçmesi derken 40 artı 0'ın üzerine çıkıldığı durumlarda tabii ki önemli olan şu, bebeğin amniyon sıvısı 1. NST, non stress test 2 ve sizin ne hissettiğiniz, bebek hareketlerinde azalma veya işte başka belirtileri hissediyorsanız tabii ki bu da dikkate alınır, ama esas olarak tıbbi olarak dikkate alınacak olan şey nedir? Amniyon sıvısı ve tabii ki NST. NST bebeğin kalp atışları ve bu kalp atışlarında ortaya çıkan akselerasyonlar. Akselerasyon bebeğin kalp atışlarının belli aralıklarla hızlanması demek. Bu hızlanma gerçekleştiği zaman, yani belli aralıklarla o 20 dakika 30 dakika boyunca NST'ye girdiğiniz zaman akselerasyon dediğimiz kalp atışlarında hızlanma gerçekleşiyorsa bebeğe giden kan akımı yeterli demektir. Zaten miyat geçmesinde esas sorun şu. Plasenta hala daha bebeği yeterince besleyebiliyor mu? Besleyemiyor mu? Eğer NST'de V veya amniyon sıvısında herhangi bir sorun varsa tabii ki beklememek lazım ve doğumu gerçekleştirmek lazım. Tabii doğumu gerçekleştirmek diyoruz ama burada rahim ağzının olgun olup olmaması çok önemli. Muayene yapıyoruz. Suni sancıya artık miyat geçmesine karar verip de doğumu gerçekleştirmeye karar verdiğimiz zaman suni sancıya uygun olup olmadığı için rahim ağzının durumuna bakıyoruz. Rahim ağzındaki İncelme dediğimiz durum, rahim ağzının incelmesi, rahim ağzının açıklığı, rahim ağzının öne doğru gelmesi, bebeğin başının pozisyonunun durumu, yani bebeğin başının doğum kanalına girip girmemesi gibi durumlara bakarak bir skorlama yapıyoruz. Bu skorlama Bishop skoru adı veriliyor buna bu arada. Çok teknik bir terim, çok da önemli değil. Bishop skoruna göre eğer
dersek ki evet bu rahim ağzı artık suni sancı vermeye uygun diye direkt olarak suni sancı veriyoruz ve oksitosin adını verdiğimiz doğum kasılmalarını gerçekleştiren ilacı damardan vermeye başlıyoruz belli aralıklarla. Eğer rahim ağzı henüz daha olgunlaşmamışsa o zaman çeşitli ilaçlarla rahim ağzını olgunlaştırmak mümkün veya eğer uygunsa rahim ağzının kendi kendine olgunlaşmasını beklemek için bir süre daha birkaç gün sonraya ertelenebilir suni sancı. Yani suni sancının başarılı olup olmayacağını belirleyecek olan temel etken rahim ağzının suni sancıya uygun olup olmadığı. Eğer Bishop skorlamasında belli bir puanın üzerinde almışsa rahim ağzı, o zaman suni sancı çok büyük ihtimalle normal doğumu gerçekleştirme konusunda başarılı olacaktır. Tabii ki suni sancı artık karar verilmişse suni sancı yapılmaya, bunun arkasından şu da var, eğer suni sancı başarısızsa bu artık sezaryen endikasyon demektir. Suni sancı denenir, eğer suni sancıyla da doğum gerçekleştirilemezse artık doğumun yani bebeğin dünyaya getirilmesi için seçenek sezaryandır. Beklemeye devam edilebilir, edilmeyebilir. Bu tabii ki doktordan doktora değişebilir. Ama dediğim gibi bu haftanın sonunda artık kritik sınır 41 artı 0'dan itibaren çoğu doktor çok bekleme eğiliminde değildir. Ama tabii ki 42 artı 0'a kadar bekleyen doktorlar da var. Suni sancı için yani doğumun gerçekleşmesi için 40 artı 10 gün diyen doktorlar da olabilir. Siz kendi doktorunuzun önerisine mutlaka uyun. Ama gerçek şu ki miyat geçmesi NST ve amniyon mayi volümü ile birlikte değerlendirmesi gereken bir durumdur. Ve miyat geçmesi riskli bir durum olabilir. Gerçek bir miyat geçmesi ise, gerçek miyat geçmesi ne demek? Yani son adet tarihiyle bebeğin gerçekten miyat geçmesi olduğunu teyit edilmiş olması. Onun dışında artık bundan sonra da söyleyecek bir şey yok açıkçası. Yani doğum olacak ve bebeğinize kavuşacaksınız. 41 artı 0'a geldikten sonra artık daha ilerisi yok. Yani bu serinin artık bu video serisinin sonuna gelmiş durumdayız. Çünkü çoğu doktor bir kısmı tabii ki 42 artı 0'a kadar bekleyebilir ama çoğu doktor 41'den sonrasına çok da fazla izin vermez açıkçası. Çünkü bebek miyat geçmesiyle doğduğu zaman çeşitli sorunlar oluşabilir. Mekonyum aspirasyonu dediğimiz bebeğin kakasını rahim içinde yapması söz konusu olabilir. Amniyon sıvısı beklenmedik bir şekilde ultrason da bugün normal görülmüş olmasına karşın yarın birden azalabilir. O yüzden miyat geçmesi bizim için önemli bir kavram ve de çok da fazla miyat geçmesine izin vermiyoruz. Yani açıkçası bu haftanın sonunda veya doktoruna göre, anne adayının durumuna göre, bebeğin durumuna göre gelecek haftanın sonu artık son nokta ve bebeğinize kavuşmuş olacaksınız diyoruz ve böylece bu serimizi 41 videodan oluşan bu serimizi tamamlamış oluyoruz. Anneler, yeni anneler, bebek doğduktan sonra en büyük korkularından bir tanesi acaba bebek aç mı kalacak korkusudur. Halbuki şunu biliyoruz ki haberlerde duyuyoruz, okuyoruz. İşte klasik örneğidir cami avlusunda bırakılan çocuklar veya işte terk edilip bırakılan çocuklar. Karakolun önüne bırakılan çocuklar. Bunları görüyoruz. Gerçek. Bunlar gerçek. Yani öyle haber, magazin falan filan değil. İşte polis memuru alıyor. Hemen onu beslemeye başlıyor. Ondan sonra geriye dönük bakıldığı zaman bebek
Doğalı 5 gün olmuş veya 3 gün olmuş ama yaşıyor, yaşıyor tamam. Böyle olmasın ama bu ekstremi eğer göz önünde bulunduracak olursak, kucağında olan bir bebek varken anne adayı onu beslememekten, besleyememekten korkması çok anlamsız kalıyor. O ekstrem durumda bile bebek nasıl hayatta kalıyor peki? Bebek o kadar savunmasız mı? Yani o dünyaya geldiği zaman bu kadar savunmasız mı dünyaya geliyor? Ne yapıyor? Yağ dokusu, kahverengi yağ dokusu, yani bizdeki gibi, erişkinlikteki gibi değil, kahverengi yağ dokusu iki tane fonksiyonu var. Bir, ısıyı korumak, vücut ısısını, işte dışarıya terk edilmiş bir bebeği düşünün, o vücut ısısını o kahverengi yağ dokusunu yakarak sağlıyor. İki, enerji. O enerji nasıl sağlıyor? O yoğun kahverengi yeni doğan yağ dokusu sayesinde. Yani özetle söylemek gerekirse, tabii ki bu bir korku yani. Sonuçta anneler korkuyorlar. İşte sütüm gelmez, bebeği besleyemez. Sütünüz gelmezse sonuçta mama denen bir şey var. Süt ise çoğu zaman gelir. Şöyle bir çalışma var. Sütünün az geldiğinden şüphelenen annelerin, bebeklerinin tartılarının kontrolünde veya tartı olmasa bile en azından işte yaptıkları idrar ve dışkılarının ağırlığı ölçülerek yapılan kontrollerde aslında %90'ının bebeklerin tartısı beklendiği gibi çıkıyor. Yani aslında bebeğini beslemediğini düşünen %90 anne yanılıyor. İşte bebeğim emmiyor. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir insan var, bir canlı var, dünyaya geldi ve onun hem emme refleksi var hem de açlık merkezi var. Onu emmeye iten. Yeterince emmiyorsa demek ki yetiyor demektir süt aslında ona. O kadar da kaygılanmamak lazım. Tabii ki belli aralıklarla onu emzirmek lazım ama yani işte sizin istediğiniz miktarlarda böyle şakır şakır süt gelmesini tabii ki anneler arzularlar ama ilk başlarda o şakır şakır böyle bol süt gelmez. Bazılarında hiçbir zaman o bol bol süt gelmez. Ne gelir? İlk başta kolostrum denen çok besleyici olan o daha koyu kıvamlı bir süt gelir ilk 24 saatte. Ondan sonra bebek onu emerek bitirdikten sonra esas süt gelmeye başlar. Bu bazı annelerde daha az gelir, bazılarına daha fazla gelir. Ama çoğu zaman anne sütüyle bebeğini yeterince besleyebilir.